Son dakika haberi 24 saat. Fatih Süleymaniye'de bulunan ve Vefa Kilise Camii adıyla da bilinen Molla Gürani Camii, yıllar sonra restore edilecek. Fatih Süleymaniye'deki Şemseddin Gürani Sokak'ta yer alan dini yapı, 11-12. Yüzyıl Bizans dönemi kiliselerinden. Tarihi yapı, Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve İstanbul'un ilk müftüsü olan Molla Gürani tarafından 1484'te camiye dönüştürüldü. Vefa semtinde bulunan, 1833'te meydana gelen yangınla harap hale gelen ve çeşitli dönemlerde onarılmaya çalışılan cami, uzun süredir kaderine terk edilmişti. 600 gün sürecek Molla Gürani Camii, önümüzdeki günlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, Molla Gürani Camii'nin 2017 yılının son günlerinde kurul kararları alınmıştı. Biz de ihalesini yaptık. İhale geçtiğimiz hafta neticelendi. Bir firma ile sözleşme yapılarak 23 Mart günü yer teslimi yapıldı. Firma orada onarım çalışmalarına başlayacak. Yaklaşık 600 günlük bir süre verdik. Bu da 2019'un sonları, 2020'nin ilk aylarına tekabül ediyor, dedi. Bizans Kilisesi yapının tarihçesi hakkında bilgi veren Sarı, 5. yüzyıla ait olduğu, oradaki bir takım tuğlalardan tarihlenebilmekte. Bugünkü yapının da 11-12 yüzyıla ait olduğu öngörülüyor. Tarihi çok eskilere giden bir esere dokunacaksınız, onun hayatına hayat katacak, ömrünü uzatacaksınız. Buna dokunmak, bunu restore ediyor olmak, görev almak bile başlı başına bir insan, fani için çok önemli hususlar. Daha sonraki dönemde, Molla Gürani, Fatih döneminde burayı camiye çevirmiş, minare eklenmiş, mihrap için bir niş açılmış. Daha sonraki dönemlerde niteliksiz yapılar yapılmış, çimento sıvalar yapılmış. Bunlardan arındırılarak, eski eserde olması gereken Horasan sıvası uygulanarak restorasyon inşallah 600 günün sonunda tamamlanarak, çok önemli bir eser olan, korumamız gereken, sadece İstanbul'un, Türkiye'nin değil, dünya kültür varlığı olan bu eserin daha uzun yıllar yaşatılması için bu çabalar harcanacak ve sonunda güzel bir restorasyon ortaya çıkmış olacak diye konuştu. Dört yanı otopark cami yapısı, dört cephesi açık olmak üzere ana kütle ve avludan oluşuyor. Dört bir tarafı otoparka çevrilmiş durumda olan tarihi caminin restorasyon kapsamında çatısındaki kiremitler kaldırılacak. Binanın yalıtımı, sıvalarda raspa, mikroenjeksiyonda güçlendirmeler, temele takviyeler yapılacak ve tüm ahşaplar yenilecek. Yaklaşık 3 milyon tıl Fatih'te 565 adı 14 parselde yer alan Molla Gürani Camii'nin projeleri, İstanbul 1 numaralı yenileme alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 2 Haziran 2017 gün ve 2631 sayılı kararı ile onaylandı. Molla Gürani Camii 2018-2019 yılı uygulama, restorasyon işi, sözleşmesi, 20 Mart 2018 tarihinde 2.975.750 TL bedelle imzalandı.